Bizler Batı'da bu seferleri yaparken, anlaşmalar imzalarken, biliyorsunuz denizlerde de harekatlarımız devam ediyor. Daha evvelden Cezayir'de korsanlık faaliyetinde bulunan, gerçek adı Hızır Reis olan, gerçek adı bu. Ama gel gör ki bizlere katıldıktan sonra, Kaptan Derya'lığa getirilen, Müslüman olduktan sonra Hayrettin ismini alan Barbaros Hayrettin Paşa'dan biraz bahsedelim. Dünya tarihinde de arkadaşlar çok önemli bir yere sahiptir. Akdeniz'de 23 Osmanlı gemisine zapt eyledikleri için Osmanlı eti yakalayamadığı gemiciye kaptanı deryalık, yakalayamadığı hırsıza polislik verir. Niye? Hırsız hırsızı tanır. Korsan korsanı tanır. E ne oldu o zaman? Biz adamın tuttuğu Cezayir'i bir, adamı kaptan deryalığa getirerek bize bağladık. İki, adamın en büyük düşmanımızdan kurtulduk. Denizlerde bizleri yakalayıp mallarımıza el koyan Barbaros'tan kurtulduk. Yani artık bizim tarafımıza geçti. Üç, Barbaros diğer ufak bütün korsanları da kendine bağladı. Artık korsancılık faaliyeti kime doğru yapılmıyor artık? Osmanlı gemilerine karşı yapılmıyor. İşte tarihimizde Barbaros Hayrettin Paşa ile Haçlı kuvvetler arasında, değerli arkadaşlar, Yunanistan'ın güneybatısında yer alan Pireveze denilen yerde biz bu savaşı yaptık. Ve Pireveze Deniz Savaşı'nda dünya tarihinde ilk defa denizlerde Turan taktiği uygulandı. Denizlerde uygulanan Turan taktiğini başarılı bir şekilde uygulayan Barbaros, Andre Doria komutasındaki Haçlı ordusunu mağlup etti. Böylelikle Akdeniz bir Türk gölü haline geldi.